buz sattığın dönem, ne buzdolabı, buz satmışsın sen. Buz sattığın dönemlerde elektrikleri kesiyormuşsun abi. Maalesef buzdolapları çalışmasın. Böyle şeyler vardı tabii. Bu ne vardı abi, bildiğin cinlik bu ya, kurban olayım. Böyle akıl ticarete çalışır mıydı abi? Aklım çalışmasa burada olur muyum ya? Abi sen yaptığın ticaret değil ki, sen sanatçılık yapıyorsun, gözünü seveyim. Ama ticaret... Yani biz en azından öyle biliyoruz. Ya küçükken o zaman buzdolabı yoktu fazla. Hı. Mesela bizim koskoca Urfa'da benim çocukluğumun geçtiği Yakubiye mahallesi vardı. Bizim bütün akrabalarımız yan yanaydık. 80-90 ev. Onların içinde 2 tanesinin buzdolabı vardı. Hı. Düşün yani, buzdolabının hiç olmadığı zamanlar. Ben de okul yılları da boş kaldığım zaman ortaokuldan başlayan bir ticari hayatım oldu tabii. Hı. Ticaret sayılırsa buz satıyorduk. Akşamları gidip buz fabrikalarından buz alıyorduk. Güzel fikir. Cumartesi pazarlarda öğleden sonra, cumartesi okul tatili, o zaman cumartesi de okul vardı. Öğleden sonra bitiyordu. Biz de 2 arkadaş ortaklığa buz alıyorduk. 10 kalıp 15 kalıp. O zaman evde inek de besliyorduk. Niye bana bakıyorsun abi? Ya Mahmut abi yani öyle bir baktın ki yani hayvanlar hayvanlar aleminden diyor. Hareketi gördün mü? O zaman evde inek de besliyorduk. Baktım dinliyor musun beni? Abi hemen söyleyeyim. Hemen arkadaşla karar verir. 2 tane taş alıyorduk elimize. İp var ya, sicim, kalın sicimler. Her ucuna taş bağlıyorduk. O zaman yüksek gerilim, işte çocukluk aklı. Yüksek gerilim bizim o Yakubiyen dağlarından geçiyordu. Gidiyorduk yukarı. Bu taşları başlıyorduk atmaya. Yüksek gerilim atına. Yüksek gerilim atına atıyorduk. Bir tanesine taş değdiği zaman öbürsü de gidiyordu, öbürsüne takılıyordu. Yavaş yavaş 20-30 tane attığımız zaman teller birbirine değiyordu. Değince devre yapınca Urfa'nın elektriği sönüyordu. Ne diyor ya? Urfa'nın elektriği söner sönmez ne oluyordu kardeşim? Bizim buz ihtiyacı hissediyoruz. Buz ihtiyacı. Bizim de samanlığın içinde buzlar. Anladım. Ha, çıkarıyorduk kalıp kalıp. Bir, o zaman bışkıların, düşün, bir kalıbı 150 kuruşa alıyorduk o zaman. Hı hı. Yetiyordu, bir kalıbı 7,5-8 liraya satıyorduk. 150 kuruşa alıp yani 1,5 liraya alıp 7,5-8 liraya kara borsa işte. Hakikaten tüccar olarak doğmuşsun ya. Çok ya abi geriye dönük. Geriye dönük dava açılabiliyor mu acaba? Yani ya, hani bu devletin elektriği, suyu abi Mahmut abi ne yaptı ya? Urfa'da uzun kesinti dönemlerinin neden kaynaklandığı çıktı? Çocukluk dönemi, ben şimdi çocuk hapishanesine atmayacaklarına göre